أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت صدق الله العظيم إلى آخر الآيات Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize hamdolsun nihayetsiz yine bizi evinde topladı. Yatsı namazını cemaatle kıldık elhamdülillah. Rabbim
kılmış olduğumuz yatsı namazını dergâhine kabul eylesin. Tüm ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Ve Rabbimiz vakit namazlarımızı cemaatle kılmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim, bugünkü ders ayetlerimiz, ayetlerimizin içerisinde rüzgar da var. Bugün İstanbul'da özellikle bir afet yaşandı değil, hala yaşanıyor. Şu an hala bir fırtına var, yağmur var. Çatılar, yüzlerce çatı uçtu, yüzlerce ağaç koptu. Bu fırtınadan ölen insanlar var. Daha yolda gelirken haberleri dinliyorum. Fırtınadan dolayı şimdilik 4 kişi vefat etmiş fırtınadan dolayı artık. Ağaç mı düştü veyahut da çatı mı düştü kafasına, 4 kişi vefat etmiş, 19 kişi yaralı olduğunu söylediler. Tabii yarın belli olur diyor. İşte Cenab-ı Allah hep kendini bize böyle zaman zaman hatırlatıyor. Zaman, yani her zaman hatırlamamız lazım ama anlamayanı ne yapacaksın? Anlamıyor, Allah'a yönelmiyor, Allah demiyor. Bir sürü Mevla'tere uyarılarda bulunuyor. Değil mi kardeşlerim? Yangın oluyor, anlamıyoruz. Deprem oluyor, anlamıyoruz. Sel oluyor, anlamıyoruz. Mevla öyle veriyor. Bak bugün de ne oldu? Afat yani. Buna afat denir yani. Kendini bize hatırlatıyor ve kendini bize, gücünü bize gösteriyor Mevla. Neyiz biz? Neyimize güveniyoruz? Rüzgar ya, bugün rüzgar. Rüzgarlar da Allah'ın emrinde. Bugün onu dinleyeceğim inşallah. Rüzgar da Allah'ın emrinde. Koca koca evler yıkılıyor, minareler yıkılıyor, ağaçlar kökünden kaldırılıyor. Bu kün feyekün. Estaizu billah, bismillah. İnnemâ emruhu idâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekün. Biz bir şeyin olmasını murad ettik mi, istedik mi, ona ol deriz, o da hemen olur diyor. Hemen oluverir diyor yani. Bu kadar. Rüzgar esledi mi, yani Allah'ın emrine uyarlar. Şimdi diyoruz ki evin içindeyiz. Oh ne güzel, dışarıda fırtına olsun. Altımız sıcak, ışıklar var. Mevla öyle fırtına estirir ki o elektrik de gider, direkleri de hepsini kaldır. Bak ses geliyor buraya. Bak caminin içinde bu sesi duyuyor musunuz? Bak, yine kendini hatırlatıyor Mevla. Nereden geldi o ses şimdi bu diye? Dışarıdan geldi. Kombiler neyle çalışıyor? Elektrikle. Bütün Mevla elektrik direklerini kopartır mı? Kopartır. Karanlıkta bıraktırır mı? Bıraktırır. Dondurur mu? Dondurur. Yıkar mı her tarafı Mevla Teala? Yıkar. Kapıya çıkacak mecalin olmaz. İmkanın olmaz. Bakkal mı kalır? Ne oldu? Ne hale düşeriz o zaman? Bir anda her şeyi kaybetmiş, iflas etmiş insanlar haline geliriz. Bir anda yani. Cenab-ı Allah ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Yani zaten geçen haftaki okuduğumuz ayet-i kerimelerde onlar, biz onlara hastalık verdik, sıkıntı verdik. Onlar ondan ders almadılar. Sonra efendim nimetimizi yaydık. Tam böyle rahat içerisinde yaşarken yakaladık. Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Rabbim kendisine yönelmeyi, ona güzel kulluk yapmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, bugün aynı zamanda İsmail Ağa Camii'nin eski imamı Selahattin hocamızın büyük oğlu vefat etti. 34 yaşında mesela. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok kıymetli bir hocamızdı. Kendisiyle de görüşürüz. Muhabbetimiz de çok. Yani onu düşündüm bugün gün boyu. Neden vefat etmiş? Ne olmuş? Bak hiçbir şey yok yani. Hani bir korona hastalığı yok, bir kaza yok,
bir şey yok. Ne olmuş? Bir anda beyin kanaması. Bir anda yani. Beyindeki kılcal damarlar var ya işte, birisi bizim de hemen patladı mı beynin kanadı, tamam artık müdahale bile edilmiyor. Artık ölüyorsun yani. İşi bırakacağız. Rabbim imtihanı kazanmayı bize nasip eylesin. Şöyle düşünüyorum. İşte Selahattin hocamızın imtihanı. Şimdi bazen böyle sızlanıyoruz ya. Eşimizden sızlanıyoruz, oğlumuzdan şikayetçi oluyoruz ya da bekarız, niye evlenemiyorum, niye şöyle, niye böyle ya. Bakalım çevremize bir bakalım, ibret alalım yani. Buyur şimdi, imtihanın ağırlığına bakar mısınız, zorluğuna bakar mısınız? Babanın durumuna, imtihanına bakar mısınız? Selahattin hocanın evladı 34 yaşında. Bizim de evlatlarımız var. Yani öldüğünü düşündüğümüz zaman yani inanın çok insan bir üzülüyor yani. Evlat, annenin imtihanı, babanın imtihanı, efendim evli çocuğu da var çocuğu. Küçük çocuğu var, küçük dediğim 8-10 yaşlarında bir oğlu var. Onun imtihanı, oğlunun imtihanı, eşinin imtihanı. Düşünebiliyor musunuz? Dedenin, nerenin imtihanı. Biz de efendim niye şunu yedik de niye bunu yemedik de ya da neden hala bekarım, bana eş gelmiyor da hayırlı bir nasip çıkmıyor, ben niye böyleyim, kötü birisi miyim falan. Bizim derdimiz de bu yani. Allah'tan hayırlısını isteyelim, hayırlısını, hayırlısını. Bizi bizden daha iyi bilen Cenab-ı Allah var. Biz kulluğumuza devam edelim, ibadetlerimizi güzel yapalım, duayı bırakmayalım, sabredelim. Mevla en güzelini karşımıza çıkaracaktır. Ama acele etmeyelim. Hayırlısı neyse o olsun. Nice evliler var, nereden evlendin diyor bu kadın. Nereden evlendin diyor bu erkek. Yani öldüresim geliyor kendimi diyor. Yani nasıl bu hayat geçecek diyor. Biz şikayet merci olduğumuz için ne mesajlar geliyor yani. Sen de şimdi birisi geldi seni istemeye, yani niye olmuyor falan. Ya belki sıkıntı yaşayacaksın ileride, bilemezsin ki yani. Olmamasında bir hayır var, başkası olur. Sen Mevla'dan hayırlısını iste yani. Üç kişi gelir olmaz, beş kişi gelir olmaz, altıncı kişi gelir olur. Hayırlısı olur. İlla şu olsun, bu olsun. Oldu, illa istediğin oldu, ne oldu? Diyelim ki hep her gün efendim zulüm görüyorsun, her gün sıkıntı yaşıyorsun, her gün huzursuzsun. Yani ondan sonra diyorsun ki nereden bu adamla evlendi? Sen istiyordun işte. Sen istiyordun. Onun için bizi bizden daha iyi bilen Mevla Teala, Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse onu bize versin. Amin. Eşin de hayırlısını versin. Evladın da hayırlısını Allahu Teala bize versin. Amin. Ama verir Mevla da biz onun yolunda olalım. Biz ona güzel kul olalım. Mevla verir bizlere de inşallah. Sabredersek, istersek. Doğru yolda olalım inşallah. O açıdan tabii herkesin imtihanı farklı. İşte kimisini Mevla bekarlıkla imtihan eder, kimisini evladıyla, kimisini eşiyle, kimisini sıkıntıyla. Yani ayet-i kerimede öyle mi diyor? Estağfirullah, bismillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ. Elbette biz sizi bir şeyle imtihan edeceğiz. مِنَ الْخَوْفِ korku, وَالْجُعُ açlık, وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسُ وَالْثَمَرَاتِ canlardan, mallardan, meyvelerden, sebzelerden, meyvelerden noksan ederek yani kısarak, yani ekininiz olmayabilir, içinizden oğlunuzu alabilirim, eşinizi alabilirim, babanız ölür. وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ. Habibim sen sabredenleri müjdele. Açık değil mi ayet-i kerime? Hep farklı farklı. Malla, canla, sıkıntıyla, ekonomik sıkıntı, Mevla imtihan ediyor, imtihan dünyasındayız. Rabbimiz kazanmayı cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. İbret almayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Bu afatlardan ki devam ediyor, haberler öyle diyor. Bu gece de devam edecek, yarın da devam edecek. Ne olacağını bak bilmiyoruz yani. Yönelelim Allah'a, Allah diyelim, dua edelim. Yalvaralım değil mi kardeşlerim? Felaketlerden Mevlam bizi korusun diye yalvaralım. Ama bu gecelik değil. Bu gecelik değil. Bu bize bir işaret olsun, devamlı. Devamlı yönelim.
Toptan Allah'a tövbe edin buyuruyor. Toptan Allah'a yönelin buyuruyor Mevla. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın muhkem ipi Kur'an'a toptan sarılın diyor. Hepiniz sarılın. Mevla Teala isterse, soruyorum size, hepimizi böyle bütün dünya 8 milyar insanlığı hepsini evliya yapmaz mı isterse? Yapar. Hepsi evliya, hepsi Allah dostu. 8 milyar insanlığı Allah dostu yapar mı Mevla? Ona kadir Allah-u Teala. Niye pekala bu şekilde? Bize bir irade, akıl vermiş, serbest bırakmış. Eğer biz bu irade, akıl, imanla Allah'ın dostu makamına gelirsek o zaman imtihanı kazanmış oluyoruz. Mevla Teala'nın bizim ibadetimize, taatımıza ihtiyacı yok ki. Herkesi böyle evliya gibi yapar. Herkesi alnı secdeli yapar. Ki öyle melekleri yok mu Mevlamızın? Bir takım melekleri var hep kıyam halinde Allah'a ibadet ediyorlar. Bir takım melekleri var hep rükuda. Bir takım melekleri var hep secdede başka bir görevleri yok o meleklerin. Kıyamete kadar böyle. Kıyamete kadar Allah'ı tesbih ediyorlar. Mevla kadir. Ama imtihan nasıl? İşin imtihan boyutu nasıl? Bizi serbest bırakmış Mevla. Bak insanoğlu evliya da oluyor, eşkıya da oluyor. Tercihi bize bırakmış. Estaizu billah, bismillah. وَلَقَدْ اَدَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامُ بَلْهُمْ اَضَّالُونَ صَدَقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. İnsanlardan ve cinlerden cehenneme gidecek, cehennem için yaratılmış çokları var diyor. Buyur. Çokları insanlardan, cinlerden cehennem için yaratıldı diyor. Biliyor Mevla kimin gideceğini, kimin gitmeyeceğini bilmiyor mu Allah-u Teala? Çoğu diyor oraya gidecek. Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. Amin. O insanlardan ve cinlerden gidenlerin vasfını bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kalp vermişim ama o kalple anlamıyorlar diyor. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Göz vermişim hakkı görmüyorlar diyor. Bak gözü kullanılması gereken yerde kullanmıyor. Kur'an oku deniliyor, orada kullanmıyor. Annene babana bak, helale bak ya da dünya işiyle çalış, gözün orada hani nafaka çalış, nafaka kazanmak için çalışıyorsun, görüyorsun ya yani meşru şeylerde gözünü kullan. Gökyüzüne bak, semaya bak, efendim karıncaya bak, böceğe bak, tefekkür et, arıya bak değil mi? Bak. Burada kullan ama o göz vermişim yani farklı yerde kullanıyor. Hiç bizle alakası yok o gözle. Gözle bizi bulma, bizi takdir etme alakası yok diyor yani. Neye bakıyor? Harama bakıyor. Filme bakıyor. Kötü şeylere bakıyor. Mevla onun için mi verdi o gözü sana? Bak velehum a'yunun la yusirune biha. Velehum adanun la yismeune biha. Halbuki Mevla Teala göz verdi, yani işi görmezler dediği adam görüyor. Yani görülmesi gereken şeyleri görmüyor diyor yani. Yani bakılması gereken yere bakmıyor. Ama değil yani, gözü var ama Allah'ın istediği gibi kullanmıyor manası. Bu şekilde gözünü kullananlar görmüyormuş gibi Allah tabir ediyor. وَلَهُ مَا ذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kulak vermişiz onlara ama o kulağı kullanılması gereken yerde kullanmıyor. Efendim ne olacak? Kur'an dinleyecek, sohbet dinleyecek, ilmihal dinleyecek, efendim eşiyle muhabbet dinleyecek, çocuklarıyla oynayacak, onu dinleyecek, annesini babasını dinleyecek, ezan dinleyecek, değil mi? İşe gidecek, kulağıyla ilgili bölümü dinleyecek. Çünkü çalışmak da sorumluluk, Allah'ın yüklediği bir görev kullarına, babalara. Ama bunu dinlemiyor diyor yani. Kur'an yok, ezan yok, namaz yok, nasihat yok. Ne var? Haram dinliyor, gıybet dinliyor, dedikodu dinliyor.
İşte kadın sesi dinliyor, şarkı türkü dinliyor. Kadın sesi günah biliyorsunuz. Normal türkü mürkü diyor hocam, bunu dinleyebilir miyiz? Geçen soru soruldu da bana. Şimdi içinde tabii ki bu boş şeydir. Yani dinleyin diyemeyiz. Bir de bunun tehlikeli boyutu var. İçinde isyan olan cümleler var. İsyan. Özellikle o 80'li 90'lı yıllarda hala var yani. Böyle içinden İslam'a böyle bir düşmanlığı olan, İslam'ı sevmeyen kişiler, bu besteciler var ya, öyle bir beste yapıyorlar ki baştan sonra isyan ya. Allah'a başkaldır, kadere başkaldır. Efendim cennetle, cehennemle alakalı böyle. Hep var. Başka cümle mi olmadı da hep siz böyle kahrolsun Allah'ın kaderine isyan ederek bu tarz şeyler söyleniyor. Şimdi bunu dinlemek, onay vermek, zevklenmek adamı dinsiz eder. Öyle şarkılar, türküler var ki dinlediğin zaman bir de böyle efkar bastı mı sana, vay anasını ya falan dedin mi, ona sen böyle kendini kaptırdın mı, o da dinden çıkar, sen de dinden çıkarsın. Ya öyle tehlike var yani. Kadın sesi zaten günah, haram. O zaten dinlenmez. Efendi Hazretlerimiz buyurmuştu, eskiden hani böyle deyişler vardı Anadolu, böyle hep tefekkürlü, efendim dünyanın faniliğiyle ilgili, ahirete çalışmayla, ölümle ilgili böyle eskiden derdi vardı. Şimdi böyle şeyler kalmadı dedi yani. Demek ki o tarz şeyleri yolculuk esnasında vesaire böyle uykun gelmemesi açısından olabilir. Hani isyan olmayan zaruri durumlarda olabilir. Ama kadın sesi içinde isyan olan şarkı, türkü bunları dinlemek uygun değil. Şimdi ne yaptın, kulağını nerede kullanıyorsun sen? Haramda kullanıyorsun mesela. Gıybette dedi bunda. Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki bu şekilde olanlar, kalbi var anlamazlar, gözü var görmezler, kulağı var işitmezler. Ulaike kel en'am bel hum edal. Bunlar diyor hayvanlardan daha aşağıdır diyor. İlk önce hayvanlar gibidir diyor. Hayvan sürüsü, en'amın manası ulaike kel en'am, en'am bakın tefsirlere hayvan sürüsüne deniyor. Bunlar hayvan sürüsü gibidir. Bel hum edal ne demek? Bakın hep meale bakın. Bel hum edal hayvanlardan daha aşağıdır diyor. Kim bunlar? İnsan. Acayip değil mi bu ayet-i kerime? Yani Mevla bizi eşref-ül mahluk yaratıyor. Biz manen yücelmemiz gerekirken, evliya olmamız gerekirken ki şurada bulunan bütün kardeşlerimiz için, hepimiz için evliya olmak mümkün. Mümkün değil mi kardeşlerim? Hocam ben hafız olmadım, ben efendim 10 sene 20 sene medrese okumadım. Evliyalıkta böyle bir şart var mı? Yok ya. Böyle bir şart yok. Sağlam bir imanın olsun Allah'a, yakini bir imanın olsun Allah'ın izniyle. Aşk olsun kalbinde, Allah aşkı. Mevla beni görüyor biliyor duygusu olarak yaşa, oldun evliya. Haramlardan sakın, Allah'ın emirlerini yap, oldun evliya. Olur muyum hocam? Hepimiz oluruz. Rabbim hepimizi evliya eylesin. Amin. Zor bir şey değil yani. İşte evliya oluyorsun, Allah dostu oluyorsun. Bu şeriat caddesinde ilerleyerek, haramlardan sakınarak, Allah'ın emirlerini yaparak. Ama İslam, ibadet, taat yok, düştün hayvanlardan aşağıya. Gördün mü? Yükselen de insan, düşen de insan. Görüyoruz toplumda ne kötülükler yapılıyor değil mi kardeşlerim? Yani inanın camide söylenmekten utanacağımız şeyler oluyor toplumda. Buradan söyleyemem yani. Çocuğa şu yapılmış, bu yapılmış, bunu diyemem yani. Öldürmeler, kesmeler, paket yapmalar, çöpe atmalar. Yakınının yapması. Ne acayip şeyler. Bunları, bu işte bak hayvandan da aşağı dediği bu işte Mevla'nın. Hayvandan da aşağı dediği bu. Bir horozun çok affedersiniz, küçük bir civcive sulandığını görmezsiniz yani. Yani kötü düşünmez horoz civcive. Vurur, döver, döver bir şey ama kötü manada düşünce olmaz yani.
Aynı şekilde bir öküz küçük danaya bir şey düşünmez yani. Hayvan oldu halde. Ama insan bu pisliği yapıyor yani. Bak ne oldu? Hayvanın yapmadığını insan yapıyor yani. Ya misaller çoğaltılabilir. Rabbim bizleri eşrefül mahluk yarattı. Rabbim İslam'la, Kur'an'la şeref bulmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Böyle hayvanlardan aşağı düşecek amelleri işlemekten de Cenab-ı Allah cümlemizi muhafaza eylesin kardeşim. Amin. Şimdi gelelim ders ayetlerimize. Kıymetli kardeşlerim, Abese suresini okuduk Aşr-ı Şerif. Oradan da mana vereceğiz vaktimiz olursa. İlk önce Araf suresi 57. ayet-i kerimeyi okuyoruz. Dedim ya, rüzgarla ilgili bir ayet-i kerimemiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî, o Allahu Teala öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu, yürsilur riyaha, rüzgarı gönderiyor Allahu Teala. Rüzgarı gönderiyor. Fırtına var dışarıda şu an. Fırtına var. Kim gönderiyormuş o rüzgarı? Allah gönderiyor. Celle Celaluhu. Ve hu Allah ellezî, öyle bir Allah'tır ki yürsilur riyaha, rüzgarı gönderir. Ne olarak? Büşran beyne yedey rahmeti. Rahmetinden önce bir müjde olarak, hani yağmurdan önce rüzgar gelir ya, onu söylüyor Allah-u Teala. Biz yağmur yağmadan önce bir rüzgar göndeririz. Sonra peşine yağmuru getiririz. Onu söylüyor. Hatta idâ ekallet sahâben sikâlen, ta ki o rüzgar idâ ekallet yüklendiğinde, neyi yüklendiğinde, sahâben sikâlen, yani yüklü bulutları, yağmur yüklü bulutları rüzgar yükleniyor. Yani sırtına alıyor rüzgar, taşıyor onu. Suknahu, biz o bulutları sevk ederiz rüzgarla. Nereye? Libeledin meyyitin, ölmüş olan beldelere, ölmüş olan yerlere biz o bulutları sevk ederiz. فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءِ, ve o beldelerde su indiririz, yağmur yağdırırız. فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ve bütün sebzelerden, meyvelerden biz o su sebebiyle çıkartırız. Dikkat edin. كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Aynı şekilde biz ölüleri de çıkartacağız. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Umulur ki vaazlanırsınız. Umulur ki bundan bir ders çıkartırsınız diyor Cenab-ı Allah. Şimdi kardeşlerim, yani hep gözümüzün önünde olduğu için ne var gibi geliyor. Halbuki işte kışın olduğu zaman ağaçlar, yapraklar dökülüyor, kuruyor. Aynı kurumuş, ölmüş toprak, hiç yeşilliği gitmiş, efendim sararmış, yapraklar dökülmüş. Sanki bir ölüm sahnesini Mevla bize gösteriyor bu an. Öyle değil mi kardeşlerim? Şimdi bakın diyor, böyle meyve dolu ağaçlar, kiraz ağaçları, elma ağaçları vardı. Bahçenizde kiraz ağaçları, elma ağaçları, kavak ağaçları vardı. Görün şimdi, bakın diyor onlara. Ne oldu şimdi diyor? Meyveleri de gitti, yaprakları da gitti, kupkuru kaldı. Yerlere bakın diyor, yapraklar dolmuş, dalından kopmuş, sararmış yapraklar çöp olmuş. Görüyorsunuz değil mi dedi Mevla Teala. Ne oluyor sonra? Sonra biz diyor o boş arazileri, kurumuş toprak, sadece toprak gözüken arazilere bir yağmur gönderiyoruz oraya, bulutlar sebebiyle, rüzgarlar sebebiyle. Yağmur gönderiyoruz. Bir de bakıyorsunuz ki ilkbaharda yeşeriyor. Efendim meyveleri oluyor. O boz dağlar yemyeşil yaylalar oluyor. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede onu söylüyor. Görüyorsunuz değil mi diyor bunu. Gözünüzün önünde bu cereyan ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet ya Rabbi, görüyoruz. İşte aynı onun gibi biz ölüleri de dirilteceğiz diyor. Siz şimdi yaşıyorsunuz.
aynı böyle meyve vermiş ağaç gibi, dalında yaprağı yeşil olan ağaç gibisiniz. Ama siz böyle kalmayacaksınız. Siz de sararacaksınız. O ağaçtan siz de düşeceksiniz. Yani siz de toprağa düşeceksiniz. Yaprak nasıl toprağa düştüğü gibi siz de toprağa düşeceksiniz. Toprağa gömüleceksiniz. Ve nasıl ben yaz geldiğinde ilkbaharda yeşertiyorsam sizi de mahşere öyle çıkartacağım diyor Cenab-ı Allah. Amenna ve saddakna. Çıktık ne olacak? Ondan sonra iş başlıyor yani. Ondan sonra başlıyor. Çıktık ne olacak? Dünyada yapmış olduğunuz işlerin hesabını vereceksiniz. Rabbimiz hesabımızı kolay eylesin. Amin. Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estaizu billah, bismillah. Keyfe tekfurune billah. Siz nasıl küfrediyorsunuz diyor. İsyan ediyorsunuz, nankörlük yapıyorsunuz. Bize söylüyor Mevla. Nasıl oluyor? Çok değil mi küfreden? İnanmayan. Yani küfretmek ne demek? İnkar etmek demek. Ben Allah'a inanmıyorum, peygambere inanmıyorum, ahirete inanmıyorum. Efendim harama inanmıyorum işte. Bunların hepsi küfürdür. Nasıl küfrediyorsunuz? Allah soruyor. Keyfe tekfurune billah? Ve kuntum emvaten. Siz ölü değil miydiniz? Ölüler değil miydiniz? Evet, ölü değil miydik biz? Neydik biz yani? Ölüydük. Nasıl ölüydük hocam? Ya biz var mıydık? Yoktuk biz. Adem babamız yoktan Allahu Teala onu var etti, yarattı. Ondan sonra malum suyla bu zamana kadar geldik. O su nereden oluştu? Neydi yani o su? O su babamızda oluştu. Nereden oluştu? Topraktan oluştu. Meyvelerden, sebzelerden, yiyeceklerden oluştu. Yani ilk başa baktığımız zaman oluşumumuz bu bizim. Yani yoktuk, Allah yoktan var etti. Siz ölüydünüz, Allahu Teala sizi diriltti. Emvaten fe ahyakum. Bu hangisi kardeşlerim? Bu diriltme hangisi? Ayet-i kerimesinin buraya kadar olan bölümü. Keyfe tekfurune billah, Bakara suresinin ilk sayfalarında. Neresinde? Meselühüm sayfasının yok. Ve beşşirillezine sayfasının altı. Meselühümün arkası ve beşşirillezinin altı olacak. Bakın o iki sayfadan birisi. Bakın. Siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti. Hangi, dünyadaki hangi merhaleyi söyledi Mevla? Dünyaya gelişimiz bu. Yani yoktuk, domates, biberdik. Oradan ne oldu? Süttük, baldık. Oradan dünyaya geldik. Anne rahminden dünyaya doğuşumuz burası. Burayı inkar eden birisi var mı? İnkar edecek birisi var mı? 8 milyar insanlıktan şu anı inkar edecek, Allah'ımızın buyurduğu şu oluşumu inkar edecek bir insan var mıdır? Yoktur. Niye? Hakikat gerçek çünkü. Hepimiz makineyle olmadık yani. Yani birileri bizi böyle bir toplayarak, robot değiliz. Öyle mi? Evet, oluşumuz Allah'ın dediği gibi oldu. Yoktuk, Mevla var etti. Bu bir, unutmayalım şimdi. Keyfe tekune billah ve kuntum emvaten fe ahyakum. Anlaşıldı değil mi? Sümme yumitukum. Sonra Allah sizi tekrar öldürecek. Bura neresi? Sümme yumitukum. Burası neresi? Dünyadaki ölümümüz. İnsanların dünyadaki ölümünü söylüyor Allah-u Teala. 8,5 milyar insanlık içerisinden bunu inkar eden var mı? İnkar edecek olan bir tane insan olabilir mi? Yok. Yok. Niye? Ölüme çare yok. Zamanı gelen her insan ölüyor. Bunu da kimse inkar edemez. Kafiri de inkar edemez. Mümini de inkar edemez. Münafığı da inkar edemez. Çünkü niye? Yok. Ölüme çare yok. İnsanlar ölüyor. Birincisi doğru. İkincisi doğru. İnkar mümkün değil. Sümme yumitüküm. Sümme yuhyiküm. Geldik son maddeye. Şimdi ne dedim Mevla? Kabre giriyorsunuz ya, onu duyduk. Dünya ölümünü duyduk. Duymadık mı? Dünya ölümünden sonra sümme, sonra yuhyiküm. O Allah tekrar sizi diriltecek.
Hangi diriliş bu? Mahşer dirilişi. Heh, işte burada sınıfta kalıyoruz. Hem vallahi hem billahi hem tallahi. Bir, iki, nasıl hiç kimse inkar edemiyor. Evet, bu budur diyorsa yeminle konuşuyorum. Üçüncüsü de aynı odur işte. O da olacaktır yani. Hiç şüphe yok. Zerre kadar şüphe yok. Bir, tamam diyorsun. İki, tamam diyorsun. Üçe geldiği zaman ya nasıl olacak? Nasıl dirileceğiz? Ya bir ikide niye hiç şüphen olmadı? Bir ikide şüphesiz inandığımız Allah Celle Celaluhu diyor ki ben sizi tekrardan dirilteceğim diyor. İşte bu hangi diriliş? Mahşer. Bitti mi? Yine bitmedi. Yine bitmedi bak. Dirilmekle iş bitmiyor. Sümme ileyna turcaun. Sonra hepiniz bana döndürülecek. Dünyada yapmış olduğunuz amellerin hesabını bana vereceksiniz. Hiç şüphe yok. Bunlar olacak kardeşim. Biz inandık. Elhamdülillah. Rabbim bu iman ve itikad üzerine bizleri daim eylesin. Amin. Rabbim küfre düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Yani hani arife tarif gerekmez. İşte ayet okuduk mesela. Allah'ımızın ayeti. Ne var şimdi bunda? Niye inanmıyorsun buna? Niye diretiyorsun? Niye Allah demiyorsun ya? Yok niye diyorsun? Hazreti Ali Efendimiz'le bir böyle ahirete inanmayan, ahiret yoktur diyen birisi tartışıyor. Ya o kadar güzel cevap veriyor ki Hazreti Ali Efendimiz. Yani akıllı olan bir kişi bunu ispat eder, buna yürekten inanır ve doğrunun peşinde gider. İşte Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, ahiret var, ölüm var, cennet var, cehennem var. İnananlar işte cennete gidecek, hesap verilecek. Yani bizim inancımızı inanmayan kişiye anlatıyor. İnanmayan kişi de diyor ki, yok diyor. Şey yok diyor. Öldükten sonra dirilmek yok. Şimdi de diyenler yok mu? Şimdi de diyenlere bu misali verin. Hazreti Ali Efendimiz'in misalini verin. Yok diyor ya. Öldükten sonra hayat yok. Ne olacak? Toprak olacağız diyor. Tamam. Doğduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Öldüğünü de bilmeyeceğim diyor. Bak, böyle diyenler var. Hala var yani. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ya diyor bak bu itikat diyor küfürdür. Böyle inanırsan diyor yani Allah'a inanmaz, ahirete inanmazsan böyle ölürsen sen ebedi cehenneme gidersin. Böyle yapma. Ve müthiş olan soruya geldi. Bak şimdi. Hazreti Ali Efendimiz karşısındaki ahirete inanmayan kişiye diyor ki senin dediğin doğruysa yani bir şüphe yok da hani onu ikna etmek için soruyor. Ali Efendimiz'de şüphe yok. Senin dediğin doğruysa diyelim senin dediğin doğru. Benim başıma ne gelecek diyor. Seninkisi doğru benimkisi yanlış diyelim. Anladınız değil mi? Yani sen diyorsun ki insanlar toprak olacak. Benim başıma ne gelecek diyor. Adam düşünüyor diyor ki sen de toprak olacaksın diyor. Tamam diyor. Peki ya benimkisi doğruysa senin başına ne gelecek diyor. Seninkisi doğruysa ben ebedi cehennemdeyim. E bu da tamam. Peki ey mübarek insan diyor. Sen o zaman gel benim dediğime inan. Öyle ya. Yani Allah'a ahirete seninkisi çıktığı zaman zaten topraksın. Bak. Bak bak anladınız mı inceliği? Niye inanmıyorsun? Öyle değil mi? Ya hakikaten Allah var, ahiret var diye estağfurullah dedi mi gel yanaş. Diyelim ki benimkisi yani şüphe olarak demiyor yanlış anlamayın. Mantık olarak söylüyor. Şüphe yok. Ahirete imanda şüphe yok. Hani onu ikna etmek için diyor. Şimdi akıllı bir insan bu misalden gerçekten ders çıkarıp da inanması gerekmiyor mu? Tabi canım. Niye? Bir de onun dediği doğru çıkarsa ben ebedi cehenneme giderim. O zaman inanayım. Benimkisi çıkarsa zaten toprağa. Sıkıntı yok. Ama kafirlik öyle bir şey ki yine inanmıyor işte. Yine inanmıyor. Biz inandık elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'in ilk dönem, İslam'ın ilk dönemleri Peygamber Efendimiz'i güya böyle mahcup edecek. Peygamberliğini böyle alay konusu yapacak. İşte inananları peşinden
kopartacak bir fikir söylüyor. Bir fikir düşünüyor. Fikri de şu. Diyor ki hani peygambere vahiy geliyor ya Allah'tan. Hani peki diyor. Bütün ilk dönem Müslümanları, ilk dönem inananları, müşrikleri Mekke'de Kabe'nin etrafında topluyor. Ebu Cehil. Sonra Peygamber Efendimiz'i çağırıyor. Bütün insanları topluyor. Diyor ki gelin ey insanlar diyor. Şimdi Muhammed'i diyor imtihan edeceğiz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı imtihanı Miraç'ta da yapmıştı. Miraç'ta da yapmıştı. Ya Muhammed sen diyorsun ki Allah'tan bana vahiy geliyor. Ben Allah'tan aldığımı size söylüyorum. Bir olan Allah'a inanın. Hani Allah'ın var diyorsun. Peki Allah her şeyi bilir diyorsun. Allah her şeyi görür diyorsun. Doğru mu ya Muhammed? Doğru diyor. Allah her şeyi bilir, her şeyi görür. Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'tan vahiy geliyor. Gelin bir olan Allah'a inanın. Putlara tapmayın, putlara secde etmeyin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Peki diyor ya Muhammed. Seni bir imtihan edeceğiz. Bunu bilirsen sana inanacağız. Tamam mı? Tamam. Bak bak bak. İmtihanın maddesi. Hemen yerden bir avuç çakıl taşı alıyor. Diyor ki ya Muhammed söyle bakalım avucunda kaç tane çakıl taşı var? Öyle ya senin ilahın bunu biliyor. Kaç tane olduğunu sana söylesin sen de bize söyle. Biz de açalım sayalım sana inanalım diyor. Yani dediğim gibi mahcup etmek istiyor. Efendimiz buyurdu ki gavurluk ne acayip bir şey. Dedi ki ya Ebu Cehil taşların sayısını bana sorma, avucunu aç, taşlara benim kim olduğumu söyle dedi. Aman Allah'ım, daha bir ötesiyle, daha bir ötesiyle yani. Bu daha bir öte, yani taşların konuşma mucizesi gerçekleşiyor. Ebu Cehil dedi ki, tamam dedi, yakaladık, buradan bunu bitireceğiz dedi yani. Ben ne diyorum, bu ne diyor. Açtı, dedi ki, bu kim dedi. Vallahi taşlar dedi ki, ente Resulullah, sen Allah'ın Resulüsün. İnandı mı Ebu Cehil? İnandı mı? Hayır. İnanmadı. Ne yaptı? Taşları vurdu yere. Senden daha büyük ben sihirbazı görmedim dedi. Yani sihir yaptın sen, büyü yaptın sen. Bu kadar da olur mu dedi. Görüyor musunuz? Niye inanmıyorsun? Al buyur. İşte Allahu Teala ebedi yakacak diyoruz ya cehennemde. İşte diretmeyi görüyor musun? İnkarı görüyor musun? Daha ne olsun? İnanman için daha ne olsun yani? Bizim için de aynı şekilde. Allah'a inanmamız için, kulluk yapmamız için ne istiyoruz biz? Kur'an-ı Kerim en büyük mucize değil mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mucize değil mi? Bize gönderilmiş rehber değil mi? Ne istiyoruz? Yaratılışımız, bir damla sudan böyle 80 kilo, 100 kilo oluşumuz, gözümüz, kulağımız hep bunlar bizi Allah'a götürmüyor mu yani? Ne istiyoruz biz? Hani anlayana en ufak bir sivrisinek bile o büyük bir ayettir, ibrettir yani. Ama anlamayana taşlar da konuşsa, kayalar da konuşsa hiç. Kalp mühürlenmiş, kalp katılaşmış. İşte böylelerinin yeri öldükten sonra ebedi cehennem. Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bakın kardeşlerim, şu ayet-i kerimeleri okuyarak bitiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ Ben bu ayet-i kerimelerden çok etkilendim. Bu haftaki pazar sohbetimizdi. Instagram'daki pazar sohbetindeki ayet-i kerimelerdi bu. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ Yani kahrolası insan deriz ya, kahrolası insan. مَا اَكْفَرَ Yani niye inkar ediyorsun? Biraz önce söyledik ya, niye inanmıyorsun ki? Niye Allah'a inanmıyorsun ki? Niye Allah demiyorsun ki? Niye ya? Kimsin? Sen nesin? Bak ne diyor. Min eyyi şeyin halak. O Allah seni neden yarattı? Bir bak diyor yani. Biraz önce konuştuğumuzu söylüyor. Yaratılışına bir bakar mısın diyor Allahu Teala. Yani Allah'ı bulmak için, bilmek için bir yol gösteriyor bize. Bulanlara ne mutlu. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Ya bu ne büyük nimet arkadaşlar ya. Yok ya adam diyemiyor bunu yani. Bu
Bunu diyemeyen insanlar var. Demeyen insanlar. Biz dedik elhamdülillah. Gönülden diyoruz elhamdülillah. Ya ne büyük nimet ya. Ve Mevla bunu diyemeyenlere, bunu diyemeyenlere, demeyenlere diyor ki bir yol gösteriyor. Bir işaret, bir ışık yakıyor Allah. Diyor ki ey insan diyor. Ey insan diyor. Neden yaratıldığına bir bak diyor ya. Neydin sen bir bak diyor. Neydik biz? Sperm'dik işte. Sperm. İğnenin tepesi kadar bir şeydik yani. O spermler gözle gözükmüyor biliyorsunuz değil mi? Hani oralara bir dalsak var ya oradan çıkamayız zaten. Onu mikroskopla görüyorsun yani. Öyle bakıyorsun o canlılar oynuyor içinde böyle. Canlılar, kuyruklu canlılar var. Onlar sperm işte. Onlar efendim gözle gözükmüyor ya. Onlar gidiyor annenin rahmine doğru koşuyorlar böyle. 1 milyon tane sperm yarış ediyor böyle. Nereye? Rahme doğru gidiyor. Aman Allah. İşte rahim duvarına yapışıyor. Rahim onu kabul ediyorsa içeri aldığı zaman döllenme oluyor. Orada aman Allah'ım ya. Ne işte? Peki o gözle görülen hayret edeceğiniz bir şeyi daha söyleyeyim mi? Nasıl Allah o mikroskopla görünen o spermin içine Allah babanın şeklini kodlamış oraya. Aman Allah. Yani babanın gözü, kulağı, el, rengi, şeyi hep onda kodlu. Hani böbrek, dalak, ciğer nerede? Hiçbirisi yok orada. Aman Allah. Kudreti görüyor musunuz ya? Onu diyor bir bak diyor neden yaratıldın diyor sen. Niye geçelim burayı? Burayı önemli bak diyor buraya. Neden yaratıldın? Min nutfe. Nutfeden yaratıldın. Spermden yaratıldın. Bak nutfe. Halakahu. Allah seni işte o bir damla sudan yarattı. Halakahu. Fekattera. Ve seni takdir etti. Sana şekil verdi. Bak sana göz kulak verdi. Sümme sebile yessera. Arkadaşlar bu ayet. Bu ayet. Ne demek biliyor musunuz? Sümme sebile. Sen 9 ay 10 gün annenin karnında kaldın ya. E çıkma zamanın geldi. Çıkma zamanın geldi. Nasıl olacak? Sümme sebile sonra sebil yol demek. Yol. Yol. O bebeğin çıkış yolunu yessara biz kolay yaptık diyor. Kolay yaptık. Yani Mevla o yolu kolay etmese çocuk ölecek yani. Ama Mevla öyle yapıyor ki doğum anında yani bütün fiziksel olgular hep yerine geliyor. Mevla kolay bir şekilde çocuğu oradan çıkarttırıyor. Bak Mevla diyor sümme sebile o yolu biz kolay kıldık diyor. Sümme ematehu fe ekbara. Bunlar hep gözümüzün önünde mi? Evet. Hep gözümüzün önünde. Sümme ematehu sonra biz o insanı öldürüyoruz. Fe ekbara kabre koyuyoruz. Yani kişi ölecek sonra nereye konulacak? Kabre. Kabre konulacak. Evet. Fe'akbera. Sümme izâşâe enşâ. Sonra dilediği bir vakit tekrardan kabirden onu kaldıracağız. Görüyor musunuz ayetleri? İman buna inanmaktır işte. Bak öldüreceğiz, kabre koyacağız, oradan sizi tekrardan çıkartacağız. Kellâ lemmâ yakvimâ emara. Hayır diyor Allahu Teala. Böyle bir Allah'a karşı insan yükümlülüklerini, sorumluluklarını yerine getirmedi diyor Allahu Teala. İnsan gereği gibi amel etmedi diyor. Doğru mu? Doğru. Bizi yoktan var eden, büyüten, besleyen, kollayan, gözetleyen Allah'a biz nasıl kul olmamız lazım? Değil mi? Namaz kılmıyorsun, ben inanmam diyorsun, açılıyorsun işte bu. Takdir edemedi diyor. İnsan Allah'ı takdir edemedi diyor. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَامِ اِلَى تَعَامِ. Şimdi geldik son ayeti kerimelere. Yani yol gösteriyor. Yani oradan o meniden, o spermden Allah'ı bulamıyor musun diyor. Biz bulduk elhamdülillah. Ama bulamıyor. Adam diyor ki tabiat diyor, işte doğa diyor, bir şey diyor. Peki فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَامِ اِلَى تَعَامِ. Ey insan,
Yediğin yemeğe bir bak diyor bakalım. Şimdi başka yerden girir. İnsanın yaratılışını bıraktı, şimdi yediğin yemeğe bir bak diyor. Felyanzur, baksın el insan insan ila taami, yediği yemeğe baksın. Bakalım kardeşlerim. Biz zaten anamızdan doğduk, önümüze yemekler getirdi, çorbalar, hep lambur lumbur yiyoruz. Ama tefekkür yok. Bir bakalım şimdi. Patlıcan diyelim, domates diyelim, biber diyelim. Yani hepimizin bildiği üç tane sebze. Patlıcan, domates, biber. Çiftçiyim, bir metre kare toprağa ben patlıcanın da çekirdeği var biliyorsunuz içinde. O tohum. Biberin de hani içindeki beyazlar var ya, o da tohum. Domatesin de çekirdeği var, tohum. Fideyi bahsetmiyorum, tohumları bahsediyorum. Üçünün tohumunu birer karış arayla toprağa ekelim. Tohumlarını. O küçük şeyleri. Ve onu sulayalım, çapalayalım, efendim, işte ilgilenelim onunla, onları yetiştirelim. Şimdi soruyorum size. Toprak aynı toprak değil mi? Aynı toprak. Yani domatesin toprak cinsi ayrı, biberin toprak cinsi ayrı değil, değil mi? Aynı toprak. Peki verdiğim su aynı su değil mi? Aynı su. Filizler çıktı. Aldıkları güneş aynı güneş değil mi? Aynı güneş. Aynı rüzgar. Aynı yağmur. Aynı çapa. Aynı yani. Hiç farklı bir şey yok. Nasıl oluyor da birisi patlıcan şekli, tadı farklı bir sebze çıkıyor. Domatesin rengi, tadı, şekli, kokusu farklı. Patlıcanın rengi, tadı, kokusu farklı. Biberin şekli, tadı, kokusu hepsi farklı. Halbuki hepsi aynı şeyden beslenmediler. Ben tohumlardan bahsediyorum. İşte bunu yapan Allah Celle Celaluhu. Bunu Allah yapıyor. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِ İnsan yediği yemeğe bir baksın. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Tefekkür etsin. Bu bir. Başka önümüze gelen yemek. Sofraya oturduk. Karpuz var, efendim, zeytin var, ne bileyim peynir var diyelim, sabah kahvaltısı diyelim. Zeytin geldi Gemlik'ten, peynir geldi Afyon'dan, çay geldi Rize'den, öyle mi? Karpuz geldi Diyarbakır'dan, Adana'dan. Türkiye'nin her yerinden Allah senin önüne getirdi hepsini. Senin rızkın. Bu da tefekkürlük bir haldir işte. Dünyanın öbür ucundan da gelebiliyor. Bir bakıyorsun dünyanın öbür ucundan biri sana hediye getirmiş, hurma getirmiş mesela. Ya da başka bir şey getirmiş. Niye? Rızkın. Cenab-ı Allah tefekkür etmeye cümlemize nasip eylesin. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا Biz nasıl suyu bolca döktük diyor. Bolca su yağdırdık. Yani اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ Yani bolca suyu yani yağmuru bol verdik diyor. Sümme şakaknel erza şakka. Sonra işte yağmur yağdıktan sonra o tohumlar toprağa yarıp çıkıyor ya. İşte onu biz toprağa yardık diyor. Yarmakla. Fe embetina fiha habba. Sonra o arazide ekinler bitirdik diyor. Bunları hep Allah yaptı Celle Celaluhu. Habba. Ve inebe ve gadba. Üzümler Allah bitirdi. Ve gadba yoncalar Allahu Teala sebzeler gadba sebzeler yoncayı bitirdi. Üzümü Mevla bitirdi. Ve zeytünen zeytini Allah bitirdi. Ve nakla hurmayı ve hedaika gulba birbirine girmiş bahçeleri Allah çıkarttı. Ve fakiheten ve ebba meyveleri, çayırları Allahu Teala o su sebebiyle bitirdi. Dikkat edin şimdi. Son cümleye geliyoruz. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِيَنْعَامِكُمْ Aman Allah. Burada bitti sohbetimiz. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِيَنْعَامِكُمْ Niye bunları yaptık biliyor musunuz? Allah söylüyor. Niçin? Bak bu kadar domates, biber, patlıcan dedik. Niye? مَتَاعًا لَكُمْ Sizin için bir meta olsun. Size yiyecek olsun diye yaptık diyor. Aman Allah. Ya bu kadar nimeti sunan Allah'a
Ahirette Mevla dese ki ben sizin için o domatesleri, biberleri yarattım. Siz benim için ne yaptınız derse ne diyeceğiz kardeşler? Kimin için yapmış Allah bunları? Sizin için yaptım diyor. Meta'en leküm. Sadece sizin için de değil. Ve li en'amikum. Hayvanlarınız için de yaptım diyor. Aman Allah'ım. Nasıl? Şeker pancarının küspe oluyor ya. Küspesini hayvana yediriyorsun. Şekerini sen yiyorsun. Diyelim karpuz. Bir ton karpuz yedik. Kabukları inekler ne güzel seviyor değil mi? Mısır. Mısırın sapını ineklere veriyorsun. İçini sen yiyorsun. Buğday. Buğday un yapıyorsun. Sapı ne oluyor? Saman oluyor. Saman. Hayvanların bir numaralı yiyeceği mesela. Bak Mevla ne diyor? Hem siz yiyorsunuz. Posasını da artığını da hayvanlar yiyor diyor yani. Bunu ben yapıyorum diyor. Sizin için diyor. Ya. Ben size göz verdim, kulak verdim. Değil mi? Sayıyor Allah-u Teala. Peki her şey sizin içinse siz benim için ne yaptınız? Bu haftaki sohbetimizin tema cümlesi bu kardeşlerim. Yani biz de Allah için bir şey yapalım. Ne yapalım? Kulluk yapalım. Allah'ın emirlerini yapalım. Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarılalım. Resulullah'ın yolunda olalım. O zaman biz de diyelim ki Rabbim ben de senin içinim. Senin için varım, senin yolundayım. Senin emanetlerine sahip oluyorum diyelim. Ve Allah'ın ipine, muhkem ipine sımsıkı sarılalım. Peki sohbetimiz bu kadar olsun. Kısa bir duayla bitirelim. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alev Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İlahi Ya Rabbim. Bizleri burada topladın. Ayetlerini bizlere duyurdun. Mucibince amel etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Günahlarımızı, kusurlarımızı affeyle. Amin. Cümlemizi mağfurin, makbulün zümrelerine dahil eyle. Amin. Dünyaya niye geldiysek onu becermeyi bizlere nasip eyle. Amin. Nefsimizin şerrinden, şeytanın tuzaklarından, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Bugün ve hala devam ediyor bir afatla karşı karşıyayız ya Rabbi. Sen ibret almayı bizlere nasip eyle. Amin. Sana yönelmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Boyun bükmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi isyan etmekten bizleri muhafaza eyle. Afat-ı semaviye ve araziyeden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına sühlet ve ödemeyi nasip eyle. Amin. Darda sıkıntı olan bütün Müslümanlara yardım eyle. Amin. Müslümanları galip eyle. Amin. Kafirleri, zalimleri mağlup eyle ya Rabbi. Amin. Vefat etmiş olan geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Vefat etmiş olan anne babalarımıza rahmet eyle. Amin. Hayatta olan anne babalarımızın hayır dualarını almayı cümlemize nasip Amin. Eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Burada toplanmış olan bu kıymetli kardeşlerimizin her ne hayır muratları varsa sence malumdur, kabul eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. İlahi yar, bekarlarımıza hayırlı eş nasip eyle. Amin. Evlerimize hayırlı evlat nasip eyle. Amin. İşsizlerimize hayırlı iş nasip eyle. Amin. İlahi ya Rabbi. Kafir dedesi, babası, annesi, nenesi, halası, teyzesi olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi nefsimizi ve neslimizi sana emanet ediyoruz. Sen muhafaza eyle. Amin. İlahi ya Rabbi vefat etmiş olan müftümüzün, Ümraniye müftümüzün de babası vefat etti. Ya Rabbi ona da rahmet eyle. Amin. Selahattin hocamızın oğluna da rahmet eyle. Amin. Taksiratlarını affeyle. Amin. Kanlarını cennet eyle. Amin. İbret almayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselke temamen ni'meh ve devamel afiye ve husnel hatime. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillah.